Hayırlı günler değerli kardeşlerimiz. Bundan sonra her hafta Serap Akıncıoğlu ile Nura Yöneliş programıyla A9 televizyonu ekranlarında sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hicri 1300'ün müceddidi, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin risalelerinden sohbetler gerçekleştireceğiz inşallah. Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an ahlakı, ahir zaman, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, İddiat-ı İslam, iman hakikatlerinin önemi ve daha birçok konuda hazırlamış olduğu eserlerinden bahsedeceğiz inşallah. Bu ilk programımızda ise üstadımızın hayatından ve onun onurlu mücadelesinden bahsederek sizlere onu daha yakından tanıtmak istiyorum inşallah. Bediüzzaman'ın hayatını yakından bilmek ve öğrenmek, Allah'a olan derin sevginin insana nasıl bir ahlak kazandırdığını görebilmek açısından çok önemlidir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca insanları Allah'a iman etmeye ve Kur'an ahlakını yaşamaya davet etmiş, İddiat-ı İslam'ın gerçekleşmesi için çalışmış ve hayatının her anında Allah yolunda samimi mücadele etmiş, bu uğurda çok fazla eziyet görmüş, ancak yaşadığı hayattan her zaman razı olmuş ve her geçen gün Allah'a daha büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. Bildiğiniz gibi üstadımız 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini abi Molla Abdullah'tan alan Said Nursi Hazretleri 9 yaşında medrese eğitimine başlamış ve 5 yıl süren eğitimi boyunca da abinin yanı sıra dönemin ünlü medreselerindeki İslam alimlerinden dersler almıştır. Risalelerinde bu süre zarfında Kur'an'ı hatmettiğini, sarf ve nahif kitaplarını İshar'a kadar okuduğunu, Doğu Beyazıt'ta bulunan Şeyh Mehmet Celali'nin medresesinde 3 ay süren eğitimi süresince günde 3 saat ayırarak 100'e yakın kitabı okuyup ezberine aldığı ve daha farklı alanlarda birçok kitap okuduğunu yazmıştır. Bediüzzaman Hazretleri sonraki yıllarda tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, kimya gibi ilimler de öğrenerek yüksek bir ilme sahip olmuştur. 14-15 yaşında kendisine Molla Said olarak hitap eden Üstad Hazretlerinin ilmine, aklına ve zekasına hayran kalan Molla Fethullah Efendi ilk defa orada Üstad'a zamanın en güzeli, çağın eşsizi anlamına gelen Bediüzzaman diye hitap etmiştir. Ve böylece Said Nursi Hazretleri bundan sonra Bediüzzaman olarak anılmaya başlamıştır. Bediüzzaman Hazretleri hayatını Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said olarak 3 dönemden oluştuğunu ifade eder. 45 yaşına kadar olan hayatını Eski Said dönemi olarak ifade eden üstadımız, bu dönemde imani yöntemlerle birlikte İslamiyet'e siyaset yoluyla da hizmet edebileceği fikriyle hareket etmiştir. Ancak daha sonra bu fikrini değiştirmiş ve siyasetten tamamıyla çekilmiştir üstadımız. Bediüzzaman Hazretleri Eski Said ile Yeni Said dönemleri için Eski Said daha ziyade akli gidiyordu. Yeni Said ise ilhama da mazhardır, akıl kalp ittifakıyla hareket eder demiştir. Risale-i Nur külliyatının büyük bir kısmını da Yeni Said döneminde hazırlamıştır üstadımız. Bediüzzaman Hazretleri 1948'deki Afyon Hapishanesi'nden sonraki hayatını ise 3. Said dönemi olarak ifade etmiştir. Bediüzzaman 1907 yılında İstanbul'a gelmiştir ve Fatih Camii yakınlarındaki o zaman Osmanlı alimlerinin toplanma yeri olan Şekerci Hanı'nın kapısına "Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir fakat sual sorulmaz" yazan bir levha asmıştır. Bu levha dönemin uleması arasında çok büyük bir yankı uyandırmış ve o dönemde herkes Bediüzzaman Hazretlerinin ziyaretine gelmeye başlamıştır. İstanbul'daki ilim adamlarının, talebelerin, medreselerin, hocaların ve siyasetçilerin ona olan ilgisinden rahatsız olan dönemin hükümeti Bediüzzaman'ı önce akıl hastanesine, daha sonra da hapishaneye gönderilmesini sağlamıştır. Bediüzzaman Hazretleri bundan sonra birçok kez daha haksız yere iftiralarla hapsedilmiş, hatta 31 Mart olayına karıştığı iddia edilerek idam talebiyle yargılanmış, ancak sonucunda Allah'ın izniyle beraat etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri 1. Dünya Savaşı sırasında asker olarak Rusya'da esir düşmüş, 3 yıl süren esaret hayatının sonunda Sibirya'daki esir kampından kurtularak gizlice yine İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da Darül Hikmeti İslamiye yani İslam Akademisi üyeliğine tayin edilmiş ve buradan da aldığı maaşla da kendi kitaplarını bastırarak ücretsiz olarak dağıtmaya başlamıştır. Said Nursi Hazretleri 1925 yılında Şeyh Said isyanı çıktığında olayla
hiçbir ilgisi olmadığı halde Van'da inzivaya çekilmiş olduğu yerden alınarak Burdur'a, oradan da Isparta'nın Barla ilçesine sürülmüştür. Bediüzzaman Risale-i Nur külliyatının büyük bir kısmını sürgünde olduğu bu dönemde yazmıştır. Üstadımız Barla'ya gittiğinde 1926 yılıydı. Bu değerli müminin üstadımızın ahirette kendisine büyük bir ecir ve dünyada büyük bir şeref olacak olan 30 yıla yakın süren esaret dönemi de böylece başlamıştır. Üstad, Barla'nın Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez olduğunu söyler. Büyük bir çınar ağacının yanında bulunan küçük kulübesinde Bediüzzaman Hazretleri milyonlarca müminin imanına vesile olan çok kıymetli eserlerini, risalelerini hazırlamıştır inşallah. Bediüzzaman Hazretlerinin durmadan farklı yerlere sürülmesinin sebebi onu İslam hizmetinden vazgeçirmek ve Kur'an ahlakını yaymaktan caydırmaktı. Ancak bu sürgün günleri insanların kendisine olan çok büyük bir sevgi ve saygıyla bağlanmasına vesile olmuştur Allah'ın izniyle. Risale-i Nur'un Darwinist ve materyalist düşüncenin karşısındaki en sağlam set olduğunu fark eden bazı çevreler, üstadı gözetim altında tutmak amacıyla daha sonra Isparta'ya getirmişlerdir. Üstad Hazretleri, Isparta'da Sözler ve Mektubat adlı eserlerini tamamlamıştır. Yazdığı eserlerin insanlar üzerinde büyük bir etki meydana getirmesinden ve bu etkinin de gün geçtikçe büyümesinden rahatsız olan zamanın hükümeti, Bediüzzaman'ı 120 talebesiyle birlikte yeniden hapsetmiş ve burada çeşitli işkencelere maruz bırakmıştır. Üstad Hazretleri, Eskişehir hapishanesinde kaldığı süre içinde burayı medreseye çevirmiş ve adına da Medrese-i Yusufiye demiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin hapiste kaldığı 11 ay süresince birçok kişi imana gelmiş ve ahiretlerinin kurtulmasına bu ceza dönemi vesile olmuştur inşallah. Ayrıca bu süre içinde Üstad 6 büyük risaleyi hazırlamış, Allah'ın izniyle inkarcıların yapmak istediklerini tam tersine çevirmiş ve Kur'an'a hizmet etmeye devam etmiştir. Bu şerefli ayların sonrasında onu yine serbest bırakmışlar ve bu sefer de Kastamonu'da onu gözetim altında tutmuşlardır. Üstad burada 3 ay karakolda, 8 senede karakolun karşısındaki bir evde göz hapsinde tutulmuştur. Buradan sık sık talebeleriyle mektuplaşmıştır. Bu mektuplar elden ele, ilden ile dolaşmış, hatta özel olarak bu işle görevlendirilmiş, nur postacıları türemiştir ve böylece üstadımız tebliğine devam etmiştir maşallah. Değerli üstadımız daha sonraki yıllarda haksız yere birçok kez daha tutuklanmış ve sürgün edilmiştir. Afyon hapishanesinde de yaşı çok ileri olmasına rağmen çok soğuk ve rutubetli koşullarda konulmuş, kendisiyle konuşulması bile yasaklanmıştır. Her şeye rağmen diğer hapishaneler gibi Afyon hapishanesini de Medrese-i Yusufiye'ye dönüştürmüştür üstadımız. Bediüzzaman Hazretlerini çok kez zehirleyerek şehit etmeye çalışmışlarsa da ancak Allah'ın izniyle bunda da başarılı olamamışlardır. Akıl almaz iftiralara maruz kalan Üstad Hazretleri atılan her iftiradan ve yapılan her türlü suçlamalardan Allah'ın izniyle aklanmıştır. Hepimizin gönülden sevdiği, hürmet ettiği bu değerli mimin 13. yüzyılın müceddidi, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23 Mart 1960 tarihinde Urfa'da vefat etmiştir. Korkmayınız, ben küfrün belini kırdım. Daha o bu memlekette hüküm ferma olamaz diyen Üstad Hazretleri, burada sadece çok az bir kısmını anlatabildiğim hayatında çok büyük bir kısmını baskı, zulüm, tehdit altında sürgünlerde ve hapishanelerde geçirmiştir. Bu güç şartlara rağmen inancından, azminden ve kararlılığından asla ödün vermemiştir ve tüm ömrünü İttihat-ı İslam'ı savunarak, Kur'an ahlakını tebliğ ederek geçirmiştir maşallah. Bediüzzaman Hazretlerinin ve kendisine sadakatle bağlı nur talebelerinin büyük fedakarlıklar ve çilelerle yaptıkları çalışmalar neticesinde Allah'ın izniyle Risale-i Nur temsil ettiği sevgi dolu İslam ahlakı ülkemizde köklenmiştir ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesiyle kimsenin onu Anadolu'nun bağrından söküp atması mümkün de değildir inşallah. Sayın Adnan Oktar hocamızın sohbetlerinde de belirttiği gibi bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur külliyatı Bediüzzaman'ın Allah'a olan coşkulu sevgisini, derin imanını ve Allah'ın dinine olan bağlılığını açıkça ortaya koyan çok hikmetli öğütlerle doludur maşallah. Programımızın bugün sonuna geldik kardeşlerim.
Sonraki programlarımızda çok değerli üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yaptığı açıklamaları ve verdiği örnekleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.